Gençler selamlar, ben SML hocanız. SML Hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlar yanında bulunsun konu özetiyle, yani konu özetimizle devam ediyoruz. Konumuzun ismi türev. Şimdi türev 1'i, daha sonrasında türev 2'yi, yani türevi 2'ye ayırdık sevgili gençler. Türev 1'i ve türev 2'yi konu özetleyeceğiz. Daha sonrasında ise türeve ait soruları çözeceğiz. Kampımızın ismi acil tekrar ve sevgili gençler. Türevden sonra da integral videomuzu atırıp bu acil tekrar serisini de noktalamış olacağız. Haberiniz olsun. Şimdi başlayalım derseniz türevle başlamadan önce de kanala abone olup bildirimleri açmayı ve bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın sevgili gençler. Türevin limitle tanımına bir göz atalım isterseniz. Bir önceki konumuzda limiti tanımlamıştık. Şimdi I bir açık aralık ve I'dan reel sayılara tanımlı bir f fonksiyonumuz olsun. Fonksiyon ve I'nın uç noktası olmayan bir x0 eleman I noktası veririz. Sevgili gençler, biz şuradaki ifademize limit x'ler x0'a giderken fx eksi fx0 bölü x eksi x0. Biz bu limite sevgili gençler, eğer varsa tabii ki, yani sonlu bir gerçek sayıysa eğer bu işlemin sonucu, fx'in x eşittir x0 noktasındaki türevi diyoruz sevgili gençler ve şu şekilde ifade ediyoruz. Yani f üssü x0 biçiminde ifade ediyoruz. Bu ne demek? Mesela siz limit x'ler sevgili gençler 5'e giderken diyelim fx eksi f5 bölü x eksi 5 yazdıysanız işte bu sevgili gençler bize o fonksiyonun aslında 5 noktasındaki türevinden bahsediyor diyebiliriz. Yani f türev 5'ten bahsediyor diye biliriz. Pekala. Bu durum f fonksiyonu x eşittir x0 noktasında türevlenebilir bir fonksiyondur ile ifade edilir sevgili arkadaşlarım. Çok sıcak bu arada. Gerçekten nefes almakta bile zorluk çekiyorum. Gariptir Ankara ayazında ayazıyla bilinir ama şu an bildiğiniz böyle sanki Akdeniz sahillerinde gibi gayet nemli ve sıcak bir hava var. Soldan türev, sağdan türev nedir? Buna bakalım. Bir f fonksiyonu x eşittir a'da ve a'nın sol yakınında tanımlı olsun. X a'nın sol tarafına yaklaşırken fx eksi fa bölü x eksi a, biz buna sevgili gençler a'nın sol türevi diyoruz. Eğer ki x'ler a'ya sağdan yaklaşırken biz bu ifadenin limitine bakarsak buna da f'nin a'nın sağındaki türevidir diyoruz sevgili gençler. F fonksiyonunun x eşittir a'da türevlenebilir olması için gerekli ve yeterli koşul şudur. Soldan ve sağdan türevlerinin var ve birbirine eşit olması. Nasıl ki sol limit sağ limite eşitse limit var diyoruz. Sol türev sağ türeve eşitse de limit var diyebiliriz. F fonksiyonu x eşittir a'da türevlenebilir ise x eşittir a'da %100 sürekli olmak zorunda sevgili gençler. F fonksiyonu x eşittir a'da sürekli değilse x eşittir a'da türevlenebilir değildir. Yani sürekli değilse bir fonksiyon bir noktada sen orada türevli mi değil mi bakmak zorunda değilsin. %100 türevsizdir diyebilirsin. F fonksiyonu x eşittir a'da sürekli olsa bile türevi olmayabilir, haberin olsun. X eşittir a'da türevlenebilir olmak zorunda da değildir. Ama türevli ise %100 süreklidir. Bu cümleyi kurabiliriz. Türev fonksiyonu I bir açık aralık ve f fonksiyonu I'dan R'ye türevlenebilir bir fonksiyon olsun. I'dan R'ye tanımlı ve bu tanım kümesinden I'dan seçilen bir A noktasındaki değeri f türevi A olan fonksiyona fx fonksiyonunun türev fonksiyonu ya da kısaca türevi diyoruz. Ve genel olarak da f üssü ile gösteriyoruz. F üssü arkadaşlar şudur. F h'lar sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü h olacaktır. Şuradaki verilen ifadenin bir benzeridir, aynısıdır. Gx ve hx türevlenebilen iki fonksiyon olsun. Fx eğer parçalı tanımlı biçimde tanımlandıysa, yani x'ler a'dan küçük veya eşitken gx, a'dan büyükken de hx diye tanımlandıysa, fx fonksiyonunun kritik noktası olan x eşittir a'da türevlenebilmesi için aşağıdaki iki koşul sağlanmalı sevgili gençler. 1. Fx fonksiyonu x eşittir a'da sürekli olmalı. Sürekli değilse x eşittir a'da zaten türevlenebilir değildir. Az önce de söyledik. Süreksizse %100 türevsizdir. Ve dolayısıyla aşağıdaki ikinci koşula da bakmaya gerek yoktur. Ama velev ki sürekli ise geçiyorsunuz ikinci koşulunuza. G türev A eşittir H türev A sağlanmalı. Yani sevgili gençler bu ne demek? A'nın sol türevi ile sağ türevinin birbirine eşit olması demek. Eğer sağ türev sol türevi eşitse o halde arkadaşlarım fx fonksiyonu bu noktada A noktasında türevlidir diyebileceğiz. X eşittir A kritik nokta.
Bu arada x eşittir a noktasındaki türevi araştırılıyorken aşağıdaki adımları da takip etmenizde fayda var. X eşittir a kritik nokta, yani mutlak değerin içini sıfır yapıyor ise soldan ve sağdan türevlere ayrı ayrı bakmanız lazım. X eşittir a kritik noktada ise de fonksiyon mutlak değerden kurtarılır, sonra türevini hesaplıyorsunuz. Pekala, kuvvet kuralı demek ne demek? İşte bir fonksiyonun polinom fonksiyonlarda türevini alırken sevgili gençler üssü olan r'yi bir başa indiriyorsunuz. Üstünü de bir azaltıyorsunuz. Yani üst tarafta r'yi de az önce r-1 yapıyorsunuz. X üzeri r biçimindeki bir fonksiyonun türevini bu şekilde alabilirsiniz. Buna f türev x diyebiliriz sevgili gençler. Eğer ki fx sabitse, yani c ise, siz bu c'nin aslına bakarsanız c çarpı x üzeri 0 olduğunu biliyorsunuz. 0'ı başa indirdiniz. 0 çarpı c çarpı x üzeri eksi 1 nedir sevgili gençler? 0'dır. Yani sabit bir sayının türevine 0 diyebilirsiniz. Fx eşittir c çarpı x üzeri r ise yine c'yi görmezden gelip bunun üstünü bir başa indirdiniz, üstünü de bir azalttınız. C çarpı r çarpı x üzeri r eksi 1 biçimde yazabilirsiniz. Peki bir fonksiyonun toplamının veya farkının türevi nedir? Aynı şekilde ayrı ayrı fonksiyonların türevini alıp toplayıp çıkarabilirsiniz sevgili gençler. Burada da bu kuralı verdik. Zaten bildiğiniz bir şey olduğu için çok fazla üzerinde durmuyorum. Toplam veya fark durumunda olan fonksiyonların türevi alınırken her birinin türevi ayrı ayrı alınır, toplanır veya çıkarılır diyoruz. Aradaki işaret neyse artık. Çarpımın türevi ve bölümün türevine ayrı ayrı iki tane kural niteliğinde bir şey vereceğiz sevgili gençler. Bunlara dikkat edeceğiz. F ve G türevini bilen iki fonksiyon olsun. Eğer ki ben F ile G'nin çarpımının türevini alıyorsam, birincinin yani F'in, buna birinci, buna ikinci diyelim. Okunurken daha güzel oluyor. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi biçiminde alıyorsunuz. Bölümün türevinin kuralını da hatırlayalım. Birincinin türevi çarpı ikinci eksi birinci sabit ikincisinin türevi bölü ikincinin karesi diyorsunuz. Bölümün türevinde fark şurada artıydı, burada eksi olacak ve ikinci olarak farkımız da ikincinin karesini bölüyoruz. Peki bileşke fonksiyonun türevi, en çok burayı karıştırıyorsunuz. Eğer bizim elimizde f'in içerisinde gx fonksiyonunun tamamının türevini almak istiyorsak biz dışarıdan f'in türevinde gx diyorsunuz. Nerenin türevini almadık? G'nin. O zaman çarpı g türev x diyorsunuz. Eğer x'in de içinde bir fonksiyon daha olmuş olsaydı onu da türevi diyecektik ki zaten var. X'in türevi 1 diyebiliyoruz burada. Ama 1'i yazmasak da olur sevgili gençler. Aynı şekilde g bileşke f'in türevi de burada verilmiştir. Peki zincir kuralı diye ne ediyoruz? Eğer ki bizim elimizde bileşke fonksiyon türevi zincir kuralı olarak da biliniyor sevgili gençler. Eğer ki bizim elimizde f bileşke g varsa biz bu f bileşke g'nin türevini f'in türevinin içerisinde gx çarpı g türev x olarak biliyoruz. Aynı şekilde f türevi u çarpı u'nun türevi de diyebiliriz sevgili gençler. Biz u eşittir gx ve y eşittir f u'ysa dy bölü dx, dy bölü du çarpı du bölü dx. Yani bu ne demek oluyor sevgili gençler? Ben y'nin u'ya göre türevini aldım, u'nun da x'e göre türevini aldım. Bunları çarpınca y'nin x'e göre türevini almış olurum diyoruz. Neden? Çünkü du'lar giderse geriye sadece dy bölü dx kalacaktır. Eğer ki bu zincir kuralı 3 tane fonksiyona bağlıysa, yani f u'ya bağlı, g t'ye bağlı, h da x'e bağlı bir fonksiyonsa ve senden ısrarla y'nin x'e göre türevini istiyorsa sen fazla uğraşmayacaksın. Y'nin u'ya göre, u'nun t'ye göre, t'nin x'e göre türevini alacaksın ve çarptıktan sonra fark ediyorsan du'lar, dt'ler gidiyor. Geriye sadece dy bölü dx kalıyor. Bu da senin y'nin x'e göre olan fonksiyonun türevini ifade etmiş oluyor. Sağ tarafta bir şey yok. Geçiyoruz ikinci kısmımıza. Türev 2. Şimdi türev 2 dediğimiz yer aslına bakarsanız türevin geometrik yorumu olarak da bilinir. Ve öğrencilerin türev alma kuralları ile ilgili çok bir sıkıntısı yoktur genelde. Ama bu türevin geometrik yorumu ile alakalı bazı sıkıntılarımız var. Bunu hepimiz biliyoruz. O halde biraz detaylandırarak anlatalım. Beklettim, kusura bakmayın. Çayımın dibi kalmış, onu da çekeyim. Evet, iyi oldu bu. F fonksiyonu x eşittir a noktasındaki türevini bilen bir fonksiyon olsun. Türev fonksiyonun a'ya fa noktasından geçen ve eğimi m eşittir f türev a olan biz doğruya f fonksiyonun x eşittir a noktasındaki teğet doğrusu ya da kısaca teğeti diyoruz. Bakın biz eğimi nasıl hesaplıyormuşuz? O noktadaki türevi olarak hesaplıyormuşuz sevgili gençler. Burada mx artı n doğrumuz sevgili gençler. Eğimine bunun m, yani türevini alarak bulabiliyorsunuz. Bizim o halde buradaki eğimimiz ne olacak? M eşittir f türev a olacak. Şurada bir türevimiz var. Onu yazmayı unutmuşuz. F türev a'dır diyeceğiz sevgili gençler. Aynı şekilde a'ya f a'dan geçen bir fonksiyonun
Yine bu noktadaki eğimini f türev a ile bulacağız. Bu f türev a da bunun eğimine, yani m'ye eşittir yine. Teğet tanımına göre bir eğrinin bir noktada teğetinin olması için fonksiyonun o noktada türevlenebilir olması gerekli ve yeterlidir. Yani bir fonksiyona bir noktada teğet atabiliyorsak, teğetinin sevgili gençler şartımız şu. O fonksiyon o noktada mecburen türevlenebilir olacak. Türevi yoksa teğet de atamazsın yani. Eğer bir fonksiyonun bir noktada eğimi varsa teğetin eğimi fonksiyonun o noktadaki eğimidir, yani türevidir. Türevlenebilir bir f fonksiyonunun a'ya f a noktasındaki teğetin denklemini nasıl bulacağız? Normalde biz analitikte ne yapıyoruz? Y eksi y0 eşittir eğim çarpı x eksi x0 diye bir formülümüz var değil mi? Buradaki eğimimiz neydi bizim? O noktadaki türeviydi. Peki a'ya f a'dan geçmiyor muydu? Evet. Yani a'ya f a'dan geçer. Ve sevgili gençler eğimi de f türev a olan, a noktasındaki türevi ya, eğimi de bu olan fonksiyonun, biz o zaman ben şurada f'in türevinde a yazarım, x0 gördüğüm yere a yazarım, y0 gördüğüm yere de f a yazarım. İşte sevgili gençler size o formül niteliğinde verilen kuralın aslında ne olduğunu gösteren bir şey. Devam. Gx eşittir mx artı n dediğimiz teğet sevgili gençler fx eğrisine a noktasında teğet. Buradaki açımız da alfa. Eğer ki ben buradaki fx'i bilmiyorsam, yani f türev a yapamayacaksam, ben bu eğimi nasıl hesaplayabilirim? Tabii ki yine analitikten bildiğimiz gibi tanjant a ile hesaplayabiliriz. Tanjant alfa ile hesaplayabiliriz. Teğet noktasında fonksiyonun değeri ile teğetin değeri birbirine eşittir sevgili gençler. Bu ne demek oluyor? Yani arkadaşlar şöyle, buradaki teğetle buradaki eğri aynı noktadan geçtikleri için değerleri, yani y eksenindeki karşılaştıkları değer birbirine mecburen eşit olacak diyoruz. İkinci olarak fonksiyonun türevi, yani eğimi ile teğetin eğimi türevi birbirine eşittir. Yani sen burada f türev a dediysen bu şunun türevi, yani m'ye eşittir diyebiliyorsun haklı olarak. F fonksiyonu x eşittir a'da türevlenebilir bir fonksiyon olsun. Fonksiyonun a'ya f a noktasındaki teğetine, a'ya f a noktasındaki noktasında dik olan doğruya biz fonksiyonun x eşittir a'daki normal doğrusu diyoruz. Ya da kısaca normali diyebiliyoruz. Bu yukarıda ondan bahsetmiş miyiz bakalım? Bahsetmişiz, tamam. Şimdi bu normali nasıl değerlendireceğiz? Eğimleri sonlu ve birbirine dik olan iki doğrunun eğimleri çarpımı eksi 1 olduğundan diyoruz. Ama ondan önce biz şurayı gösterelim. Mesela biz şu noktadan geçen bir teğetim var. O teğetin normalini bulacağız, tamam mı? Bu noktadan geçen teğetin normali sevgili gençler o noktadan geçmek zorundadır. Yani şuradaki yine buna paralel olan, şuna paralel olan doğrumuz şu normalken bu normal değil diyoruz sevgili gençler. Yani bizim bu eğrimizin bu noktadaki normali bu olacak. Bu değil. Tamam? Yani istediğimiz yerden o diki atamayız biz teğet doğrusuna. Sadece o noktadan atmamız lazım. Tabii doğal olarak teğetle normalin eğimlerinin çarpımı birbirine dik olan doğruların eğimleri çarpımı eksi 1 olduğu için teğetle normalde birbirine dik olduklarından eksi 1'dir diyoruz. Yani biz m normali nasıl bulabiliriz m teğeti bulduktan sonra? Bunun tersine çevirip eksiyle çarparsak m normali de bulmuş oluruz. Türevlenebilir bir fonksiyonun belli bir noktadaki teğet ve normalin eğimleri ne sırasıyla mt ve mn ile gösterelim. Eğer mt'ye sıfırdan farklıysa mt ile m normalin çarpımı eksi 1'dir dedik yukarıda olduğu gibi. Türevlenebilir bir f fonksiyonunun a'ya f a noktasındaki normalinin denklemi nedir diye soracak olursak da bu sefer normalin eğimi çarpı x eksi a, bu da y eksi f a'ya eşittir diyoruz. Yani şuradaki verdiğimiz kural niteliğindeki şeyin sevgili gençler, biz şuraya bu sefer normalin eğimini yazacak olursak teğet denklemi değil normal denklemi bulmuş oluruz. Fx ve gx türevlenebilir iki fonksiyon olsun. Fx ve gx fonksiyonlarının hem görüntülerinin hem de türevlerinin kendi aralarında eşit olduğu bir a'ya b noktası varsa fx ve gx noktaları a'ya b noktasında birbirine teğetlerdir diyoruz. Sevgili gençler şu şekilde f ve g iki tane fonksiyon. Bak burada pembeyle verilen f fonksiyonu, siyahla verilen g fonksiyonu. Ve eğer ki bunların türevlerinin birbirine eşit olduğu yer varsa sevgili gençler, o halde biz diyoruz ki aynı noktada teğetlerse birbirlerine, aynı noktadan geçiyorlarsa
Buradan çekilen teğet de sevgili gençler bizim ortak teğetimizdir. Yani bu noktadaki türevleri birbirine eşittir. Aynı zamanda aynı noktadan geçtiklerine göre FA'da GA'ya eşittir diyebiliyoruz. Geçtim bir diğer kısma, türevin fiziksel anlamı. Hareket eden bir parçacığın herhangi bir FA'ndaki anlık hızı parçacığın konumunun zamana göre değişim oranıdır sevgili gençler. Buna göre T anındaki anlık hızı VT ile gösterirsek, VT nedir sevgili gençler? XT'nin türevidir. Yani bu ne demek? XT yol fonksiyonu. Bu alınan yolun türevi sevgili gençler bize hız fonksiyonunu verecektir. Hareket eden bir parçacığın hızının zamana göre değişiminin oranına o parçacığın ivmesi diyoruz. Yani bu sefer de sen hızın türevini alacak olursan, ivme fonksiyonunu bulursun diyoruz. İntegralde de aynı şeyleri yapacağız. Yine de şöyle gösterelim. X'in türevi V, V'nin türevi de A'dır diyelim. O halde integralde ne dememiz gerekiyor? A'nın integralini alırsan hızı, hızın integralini alırsan da yolu bulacağız diyeceğiz. Artan, azalan ve sabit fonksiyonlar bu ne demektir? Şimdi sevgili gençler siz genelde şekil itibariyle, TYT kısmında da bu şekilde yapıyoruz ama genelde şekil itibariyle fonksiyon böyleyse, hatta şöyleyse, hatta sevgili gençler şu şekilde ise, biz bu fonksiyonların hepsini de artan fonksiyonlar diyoruz. Ama bir de bunun teorik bir anlamı var. İşte nedir? Mesela artan fonksiyonda sevgili gençler bir fonksiyonun herhangi bir noktasında bir teğet çekiyorsunuz. O teğetin eğer eğim açısı dar açıysa artandır diyoruz. Neden dar açıysa artandır diyoruz? Çünkü dar açıların tanjantları pozitiftir. Tanjant da bize neyi veriyordu? Eğimi. Demek ki eğim pozitif olacak. Eğim neydi sevgili gençler? Türev. O halde bir fonksiyonun belli bir noktada türevi pozitifse o fonksiyonun noktada artandır diyebiliriz artık. Azalan da o zaman ne olması lazım? Bir fonksiyonun bir noktada türevi negatifse o fonksiyonun noktada artandır. Bir fonksiyonun x1'den x2'ye kadar mesela türevi daima sıfırsa o halde bu fonksiyonda sabit fonksiyondur diyebiliriz sevgili gençler. Türevle artanlık, azalanlık veya sabitlik arasında böyle bir ilişki mevcut. Yine sevgili gençler burada da benim söylediklerim mevcut. Şunları işaretleyebilirsiniz. Mutlaka ama mutlaka dibinizde olması gereken notlardır. Fx sabit olmayan bir polinom fonksiyon olsun diyoruz. Eksi sonsuzla artı sonsuz aralığında artan ancak ve ancak f'in türevi sıfırdan büyük veya eşittir diyoruz. Orada bir s verelim. Çünkü yukarıda mesela hocam sıfırdan büyükse artandır dedik. Sıfırdan küçükse azalan dedik. Sıfıra eşitse sabittir dedik. Ama siz şimdi artandır oluyorsa ancak ve ancak burada sıfırdan büyüktür veya eşittir dediniz. Bu hangi akla hizmet diye sorabilirsin. Ben de şöyle derim sana. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar bir fonksiyonun türevi sadece ama sadece bakın her yerde pozitif ama sayılabilir çoklukta yani sonlu adet noktada türevi sıfırsa ben o halde o fonksiyona şunu söyleyebilirim. Kardeşim bu fonksiyon artandır. Yani türevinin sıfır yaptığı nokta adedi eğer sayılabilir çoklukta ise o sayılabilir çokluktaki türevi sıfır yapan noktalar artanlığı, azalanlığı etkilemez. Dolayısıyla artansa türevi sıfırdan büyük veya eşittir, azalansa türevi sıfırdan küçük veya eşittir diyebiliriz sevgili gençler. Peki bu ekstremum değerler dediğimiz değerler neydi? Bir de onları hatırlayalım sizle beraber. Şimdi sevgili gençler, yukarıdaki grafiğe bakarak f fonksiyonunun apsisi x1, x3, x5 ve x7 noktalarında. x1, x3, x5 ve x7 noktalarında tavan yaptığını görebilirsiniz. Bunu bir işte ekonomideki bir grafik olarak algılayabilirsiniz. Veya işte neydi o? Kardiyolojiden aldığınız bir sevgili gençler kalp EKG grafiği olarak da yorumlayabilirsiniz. Tavan yaptığı noktaları görebiliriz. Mesela burada bir tavan vardır. Burada bir tavan, burada bir tavan, burada da bir tavan vardır. Bir de dip yaptığı noktalar var. Onlar da sevgili gençler bunlardır. İşte biz bu tavan yapılan noktalara ve dip yapılan noktaların tamamına ekstremum noktalar diyoruz. Yerel ekstremumlar diyoruz. Tavan yaptığı noktalara ekstradan yerel maksimum diyoruz. Bakın tavan yapan noktalara yerel maksimum noktalar diyoruz. Dip yaptığı noktalara da yine yerel minimum nokta diyoruz sevgili gençler. Aklınızda bulunsun. Pekala. Burada mutlak maksimumdan veya mutlak minimumdan bahsetmiş miyiz? Bahsetmemişiz. Devamı gelecek.
Buna göre grafiği verilen f fonksiyonunun apsisi işte x1, x2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 olan noktalarında genel ekstremum değerlerine sahiptir diyebiliyoruz. Peki ekstremumla türev arasında nasıl bir ilişki var? F fonksiyonunun AB kapalı aralığındaki sürekli bir fonksiyon olsun. O zaman AB açık aralığında fonksiyonun birinci türevini sıfır yapan ya da birinci türevin tanımlı olmadığı noktaya fonksiyonun kritik noktası diyebiliriz. Şimdi mesela şu kısmı, pardon özür diliyorum, oku aldım zannettim. Şu kısmı sileyim ve dikkat ettiyseniz şurada türevimiz sıfır, burada türevimiz sıfır. Burada türev yok ama fonksiyon sürekli, yani bir kırık nokta, bir sivri uca sahip. Yine burada da öyle. Burada türevin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Burada türevin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Bir de sevgili gençler, ekstrada uç noktalarımız var. Bu uç noktalar da olayın içine dahil olduğundan burada bir tavan, burada bir dip yapmıştır da diyebiliriz. Demek ki bu noktaların hepsi de bir ekstremumdur sevgili gençler. Burada türevle olan ilişkisi ne? X1 ve X2 açık aralığında sevgili gençler, türevi sıfır yapan değerler mutlaka bizim için ekstremum değerlerdir diyebiliriz. Bakın işte bunlar. Burası mesela, burası, burası, başka bir de burası. Bunların hepsine ekstremumdur diyebiliriz. Diğer ekstremumları da kendi kabiliyetlerimizde bulacağız. Yani grafik verildiyse çok kolay, grafik verilmediyse de yine de bir şekilde bulacağız. Bunları da göreceğiz. Bu tanıma göre yukarıdaki grafiği verilen f fonksiyonunda mesela x eşittir x2 noktasında sevgili gençler, x eşittir x3 noktasında türevler sıfır olduğundan ekstremum değerlerimiz vardır diyoruz. Bakın burası bir yerel minimumdur ama f türev x3 tanımlı değildir. Burası bir maksimumdur ama f türev x5 tanımlı değildir sevgili arkadaşlar. Burası da bir yerel maksimumdur, uç noktadır. Uç noktalarda türev aranmıyordu biliyorsun. Burası da yerel minimumdur ve uç noktadır. Uç noktalarda türev aranmıyordu, tanımlı değildi biliyorsunuz. Pekala, sürekli bir f fonksiyonunu x eşittir x0 noktasında bir yerel ekstremum değerine sahipse x eşittir x0 noktası ya bir kritik noktadır ya da bir uç noktadır. Bunu biliyorsun. Eğer ki bir yerel ekstremuma sahipsek bu nokta ya bir kritik nokta ya da bir sivri uçtur diyeceğiz sevgili gençler. Ya da zaten kritik nokta olduğu zaman sivri uçlara sahip oluyoruz. Ya da o fonksiyonda tanımlı olduğu aralıkta uç noktalardır diyeceğiz. Türevi yok ama ekstremuma sahip. Demek ki bunlar ya kritik nokta ya da uç noktalar. Bunu sakın unutmayın. Ekstradan şuraya baktık mı? Ha tamam. Yerel ekstremum değerlerini bulmak için izlenmesi gereken adımlar nedir? Bunlara bakalım. F sürekli bir fonksiyon. Yerel ekstremum değerlerini bulmak için sevgili gençler, kritik nokta ve uç noktalar bulunacak. Birinci adımda bulunan noktalar, yani kritik ve uç noktalar yardımıyla f türev x türev fonksiyonunun işaret tablosunu oluşturacağız. Böylece fx fonksiyonunun artan ya da azalan olduğu yerleri tespit edeceğiz. Mesela şöyle diyebilirsiniz. Şöyle yaptık. Artı, eksi, artı, eksi dedik. Mesela burada azalan, burada artan, burada azalan, burada artan dedik. Fonksiyonun azalanlıktan artanlığa geçtiği nokta minimum, artanlıktan azalanlığa geçtiği nokta yerel maksimum değeri vardır diyoruz. Yani bakın azalırken artmış, artarken azalmış, azalırken artmış. Burada ne vardı? Dip yapmıştır. Burada dip yapmıştır. Burada tavan yapmıştır. O zaman buralarda yerel minimum, burada yerel minimum, burada yerel maksimum vardır diyebiliriz sevgili gençler. Gayet basit. Maksimum minimum problemlerini çözmek için de bir yol haritası sunalım size. İlk olarak problemi dikkatlice okuyacaksın. Bazen birkaç kere okumak gerekebilir. Neyin verildiğini ve neyin istendiğini açık bir şekilde anlayacağız öncelikle. İkinci olarak, birincisi bakın 3 tane biz adım verdik. Birinci adım tamamen problemi anlamaya yönelik. Demek ki önemli bir adım. Şekil çizmek çözüm sürecinin önemli bir parçasıdır. Soru uygunsa şekil çizmeye çalışın. Bakın hala türev almadık. Maksimize ya da minimize edilecek niceliği tek değişkene bağlı bir fonksiyon olarak yazacağız. Ve söz konusu nicelik birden fazla değişkene bağlıysa değişkenler arasındaki denklemleri kullanarak tek değişkenli bir fonksiyon elde edeceğiz. Yani sen mesela o denklemi kurarken x ve y kullanmış olabilirsin. Ama tek bir değişkene indirmek için mesela diyeceksin ki y'yi yalnız bırakacaksın. Diğer denklemde y gördüğün yere x'li olanı yazacaksın. Tek değişken olarak bulacağız. Elde ettiğiniz fonksiyonun maksimum ya da minimum değerini bulmak için fonksiyonun uç noktalardaki ve kritik noktalarındaki değerleri hesaplayacağız sevgili gençler. Tabii ki türevini alıp sıfıra eşitlemeniz yeterli olacak bizim için çoğu soruda çözerken. Bunu da unutmayalım.
Buradaki değerler de ya maksimum ya da minimum değerlerdir. Dolayısıyla türev tablosunu çizip nerede maksimum, nerede minimum yaptığına da bakmamız gerekebilir. Haberiniz olsun, aklınızda bulunsun. Şimdi hızlı ve güzel bir tekrar yaptıktan sonra seninle beraber gel şöyle adam akıllı biraz güzel sorular çözelim. İntrodan sonra ben seni bekliyorum. Evet, ilk sorumuzla başlayalım sevgili gençler. A ve B birer reel sayıdır. Fx bize parçalı tanımlı verilmiş. Diyor ki bu fonksiyon x eşittir 1 apsisli noktada sürekli fakat türevli olmadığına göre a artı b toplamı hangisi olamaz diye sormuş. Şimdi sürekli ise limit var değil mi? Limit kesinlikle var. Peki sürekli ise limit varsa sağ limit sol limite eşit olacaktır. Yani 1 artı a eşittir a artı b'ye eşit olacaktır. Siz buradan b'yi buldunuz. Nasıl? A'lar gitti. B eşittir ne geldi? 1. Bak bu cepte. B eşittir 1 cepte. Şimdi türevli değilse sağ türev sol türeve eşit olmayacaktır. O halde sol türevini alırsanız sol türev şu taraf bakın. Alın türevini 2x. Sağ türevde şu sağ türev neyse türevde burası al türevini a. Şimdi yaz hangi noktada türevli değil? 1 noktasında. Yaz 1 yerine 2 eşit değildir a diyeceksiniz. Şimdi a'nın 2 olamayacağını bulduk. Şimdi bizim elimizde ne var? A artı b var. Şimdi arkadaşlarım b %100 1'di. Değiştiremeyiz bunu. A'nın da 2'den farklı olması gerektiğini biliyoruz. 2'den farklı. Ben bunları toplarsam hiçbir zaman 3 olamaz sevgili gençler. Dolayısıyla a artı b'nin de alamayacağı değer haliyle 3'tür. Cevap Ceyhan seçeneğinde verilmiştir. Geçtim bir diğer soru. F bir fonksiyon olmak üzere f 2x eksi 1 x eksi 1 çarpı fx artı x eşitliği verilmiş bize. Buna göre f fonksiyonunun x eşittir 1 apsisli noktasından çizilen teğetin eğimi kaçtır diye soruluyor. Ne sorulmuş aslında bize? F'in türevinde 1 sorulmamış mı arkadaşlar? Peki tabii. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar gelin şunun bir türevini alalım sizle beraber. F'in türevinde 2x eksi 1 çarpı bir de içinin türevi var 2 eşittir. Şu kısımda çarpımın türevi uygulayacağız. O halde x eksi 1'in türevi 1 çarpı fx artı x eksi 1 çarpı f türev x artı x'in türevi 1. Pekala. F türev 1 sorulduğuna göre sevgili gençler x gördüğümüz yere 1 yazalım. Bakın f'in türevinde 2 kere 1 2 1 çıkardım. 1 geldi çarpı 2 eşittir. F 1 artı bakın şurada 1 yerine yazınca burası komple 0 gelecek. Çünkü şurası 0 oluyor. Artı bir de neyimiz var? 1'imiz var. Pekala şimdi ben f türev 1'i bulacağım da f türev 1'i ben size şöyle yazayım. F türev 1 eşittir. F 1 artı 1 bölü 2 olur değil mi? Benim f türev 1'i bulabilmem için bir de F1'e ihtiyacım var kardeşim. F1'i nereden bulacağım? Bak şimdi şuraları silelim. Oraları çok es geçtik gibi ha. F1 için x gördüğümüz yere 1 yazalım. F1 eşittir. X gördüğümüz yere 1 yazarsak burası da 0 gelir. 1 yerine yazdık. 1 geldi. F1 1'miş. O halde burada 1'i yerine yazarsanız 1 artı 1. 2 bölü 2'den cevabınız ne gelir? 1. Yani F türev 1 kaçmış arkadaşlarım? 1'miş. Cevap da Denizli'dir diyebiliriz. Geçelim bir sonraki sorumuza. Her x eleman reel sayısı için f türev x sıfırdan büyük, g türev x ise sıfırdan küçükmüş. Yani şunu söyleyebilir miyiz biz? F fonksiyonu artanmış, g fonksiyonu da haliyle azalanmış. Çünkü türevlerin sıfırdan büyük veya küçük olmasıyla alakalı biz bir yorumları yapabiliriz. Pekala olduğuna göre 3 tane öncül vermiş ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Pekala. Şimdi öncelikle burada şöyle bir yorum yapabiliriz. Fgx, fgx artı 1'den daha büyüktür demiş. Öncelikle sevgili gençler, g fonksiyonu azalan değil miydi? Azalan bir fonksiyondu. Azalan fonksiyonda ben şunu söyleyebilir miyim? Gx daima gx artı 1'den daha büyüktür. Azalan fonksiyon olduğu için. Şimdi demek ki, bakın, gx'e 5 değerini atayalım. Gx artı 1'e de 4 değerini atayabilirim o halde. Doğru mudur?
Doğru. Rastgele değer atalım. Siz isterseniz 1'e eksi 5 yazın. Hiç fark etmez. Sırf kıyaslayabilmek için yapıyorum bunu. Peki f5 f4'ten daha büyük müdür? F artan olduğu için evet daha büyüktür. Birinci öncül doğru. Cevap. Peki gx eksi 1. Gx'ten daha büyük değil midir? G azalan fonksiyon olduğu için. Evet. Bakın bunları nereden çıkardık? İşte gx eksi 1 ve gx olduğu için ben buraya gx eksi 1 ve gx'i kıyaslama ihtiyacı hissettim. O halde gx eksi 1 daha büyükse bu sefer buna 5 diyelim. Buna 4 diyelim. 4 ve 5 içimden geçiyor hep. Ben de bunları yazıyorum. Peki f4 f5'ten büyük mü? Hayır bak f5 f4'ten büyüktü. f4 f5'ten daha küçük olur. Niye? Çünkü f fonksiyonumuz artan. Demek ki ikinci öncülümüz yanlış. 2 olanları silebilirsiniz mesela. 1 olmayanları da sileceğiz ama A ve D kaldı zaten. İkisinde de 1 var. Peki şuraya bakalım. Normal şartlar altında fx artı 1 fx'ten daha büyüktür değil mi? Artan fonksiyon olduğu için. Evet tabii ki. O halde bu sefer ben buna 5 buna 4 diyeceğim. Peki g4 g5'ten daha büyük mü sevgili gençler? Azalan fonksiyon olduğu için g4 g5'ten daha büyüktür. Yani üçüncü öncülümüz doğru. Cevap nedir? Denizlidir. Hocam bunların türevini alarak da yapabilir. Tabii ki yapabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Ben bu sefer sana diğer bütün önceki anlattığım ve çözdüğüm sana türev sorularında ben bu şekilde çözdüm sana. Yani türevlerini alarak çözdüm. Ama bu soruda gönlümden böyle geçti. Böyle bir çözüm yapabileceğinizi de görmenizi istedim sevgili gençler. Geçtim bir diğer soruma. Diyor ki bana şekilde f türev fonksiyonunun bana grafiği vermiş. Bu türev fonksiyonu sevgili gençler. Ve buna göre hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Bana 5 tane de şık vermiş. Şimdi bakalım. Eksi 3 apsisli nokta yani şurası. Fonksiyonun yerel minimum noktasının apsisidir. Bakın eksiden artıya geçmiş değil mi? Burada türev yani azalırken artmaya başlamış. Nerede? Eksi 3'te. Azalırken artmaya başladıysa bir dip yapmıştır ve burada bir minimum vardır. Bana ne demiş? Yerel minimum noktasının apsisidir demiş. Doğru. Geçtim B'ye. F fonksiyonunun eksi 1'de yerel minimumu vardır. Eksi 1 burası. Fonksiyonun türevi artı iken artı olmuştur. Yani fonksiyon artarken türevi bir ara sıfır olmuş ve artmaya devam etmiş. Demek ki sevgili gençler burada bir minimumdan bahsedemeyiz. X eşittir eksi 1'de yerel minimum yoktur. Vardır demiş. Yanlış cevap Bursa. Diğerlerini de değerlendirelim ki eksik kalmasın. F fonksiyonunun x eşittir 4'te yerel maksimumu vardır. Artıdan eksiye geçmiş 4'te. Yani artarken azalmış. Yani tavan yapmış. Yani maksimumu vardır. Demek ki C şıkkımız da doğru. Peki F6 ile F5'i nasıl kıyaslarım ben? Bak şimdi 6 nerede? Burada ya da 5 diyelim oradakine. 6 da sevgili gençler burada bir yerde ve fonksiyon bu bölgede türevi negatif olduğu için azalan bir fonksiyon mudur? Evet. O halde sevgili gençler azalan fonksiyonlarda F5 F6'dan büyüktür. Yani doğru. F türev fonksiyonunun yerel minimum noktasının apsisi eksi 1'dir. Bakın f türev fonksiyonu direkt bu. Bunun minimum noktası bulunurken de nereler minimumdur? Bak burası minimumdur. Çünkü burada dip yapmıştır, değil mi? Ya hocam bu f türev fonksiyonu değil miydi? Nasıl diyeceğiz onu? Kardeşim zaten sana f türev fonksiyonunun yerel minimum noktası denmiş. Dolayısıyla sen türev grafiğinden bu yorumu yapacaksın. Burada da dip yaptığına göre bir yerel minimumu vardır. Dolayısıyla apsisi de eksi 1'dir. Öncülümüz, şıkkımız doğru. Cevabımız ne olacak? Yanlış olan şıkkımız Bursa seçeneği olacaktı. Bir diğer sayfamızdayız. Bir dondurmacımız var. Tanesi 50 kuruşa günde 200 dondurma satmakta. Dondurmacı her bir kuruşluk zam için günde 2 dondurma daha az satmakta. Bir kuruşluk zam yapınca 2 dondurma daha az satıyoruz. Pekala, dondurmacının günlük masrafı dondurma başına sabittir ve 40 kuruştur denmiş. Buna göre dondurmacının karının en çok olması için günde kaç tane dondurma satması gerekir diye soruluyor. Pekala. Biz şimdi bir dondurmanın normal şartlar altında ne kadar kar verdiğine bakalım. Normal şartlar altında bir dondurmanın karı ne sevgili gençler? 10 kuruştur. Neden? Çünkü zaten ben bir dondurmayı 50 kuruşa satıyorum. 40 kuruşa da mal ediyormuşuz. Doğru mu? Doğru. Şimdi ben her bir kuruşluk zam da sevgili gençler 10 kuruşun üstüne 1 lira ekleyeceğim. 1 kuruş ekleyeceğim pardon.
Biz o zaman kaç kere bu zammı uygulayalım? Kaç defa 1 kuruşluk zamdan uygulayalım? X defa diyelim. O zaman X çarpı 1 kadar eklenmiştir fiyatın üzerine. Bu bir dondurmanın satış fiyatı oldu artık. Peki buna karşılık da her 1 kuruşluk zam için 2 müşteri kaybediyorsak X tane zam için 2X tane müşteri kaybederiz. Yani normalde 200 tane dondurma satıyorduk. Artık 200-2X tane dondurma satacağız manasına gelir bu. Ve sevgili gençler, bu da bizim aslına bakarsanız kar fonksiyonumuzdur. Ben buna kar x fonksiyonu diyebilirim. Pekala, biz bu kar x fonksiyonunu 10 kere 200'den 2000 eksi 20x artı 200x'den 180x yapacak. Orayı ben direkt öyle yazayım. Artı 180x ve eksi 2x kare olarak yazabiliriz. Bu benim kar fonksiyonum. Ve ben bu kar fonksiyonunun türevini alarak işe başlayacağım. 180-4x gelir değil mi? Yani x'in ne olması lazımmış arkadaşlar? 45. 180-4x'i ben 0'a eşitlersem x'in de 45 olması gerektiğini pek tabii söyleyebilirim. Pekala, x 45 ise sevgili gençler, ben demek ki 45 defa zam yapacağım. Yani diyor ki kaç tane dondurma satılması gerekir? Burası satılan dondurma adedi değil miydi? Evet, o zaman 200'den ne çıkaracağım? 2 tane 45, yani 90'ı çıkaracağım. Ve 110 tane dondurma sattığımız zaman maksimum kâra eriştiğimizi söyleyebiliriz. Niye? Çünkü fiyat fazlalaştı güzel kardeşim. Bazen öğrenciler soruyor, hocam daha fazla dondurma satıyoruz, nasıl bu kadar çok kârımız olabiliyor? Nasıl maksimum kâr elde edebiliyoruz diye. Ben de diyorum ki kardeşim, sen az önce 50 kuruş alıyordun ama bak şimdi 45 defa zam yaptın, 95 kuruşa satıyorsun az önce. Yani 50 kuruşa satmak yerine 95 kuruşa satıyorsun. Dolayısıyla kâr etmen gayet normal. Bazen fiyat artırımına gidersin, daha az müşteri gelir ama daha fazla kazanırsın. Şu an Türkiye'deki çoğu mağazanın yaptığı gibi. Şimdi neyse, devam edelim. Fx eşittir x üzeri 4 eksi x kare artı 2 fonksiyonu verilmiş ve bunun grafiği hangisi olabilir diye sorulmuş. Yorumlayalım. Ben x gördüğüm yere 0 yazarsam y eksenini kestiğim noktayı bulurum değil mi? Peki x gördüğümüz yere 0 yazdığım zaman burası ne geliyor? 2 geliyor. Yani 2 noktasında keseceğiz. O halde negatif absisli bir noktada kesmememiz lazım ki zaten hiçbiri de kesmemiz şansımıza. Yani şıklar bütün her şey olabilir şu an. Hepsi 2 olabilecek bir noktada kesmiş sonuçta. Peki başka ne yapabiliriz? Şöyle diyebiliriz sevgili gençler. Ben burada x üzeri 4 eksi x kare artı 2 fonksiyonu için şöyle bir şey yazsam. Bir bakayım. A kare eksi tamam. Neyse, o zaman şöyle yapalım. Alalım türevini. Yani maksimum minimum ekstremumlarından ilerleyelim. Aldım türevini. 4x küp eksi 2x yapacaktır. Ben bunu x parantezine alırsam, hatta 2x parantezine alırsam, burada 2x kare eksi 1 gelecek. Yani x'in 0 olduğu noktada, bir de sevgili gençler 2x kare eşittir 1 dersem x kare eşittir 1 bölü 2 olur. X de 1 bölü kök 2 ile eksi 1 bölü kök 2 olur. Şimdi o halde ben bunları bir sıralayayım. Eksi 1 bölü kök 2, 0 ve 1 bölü kök 2 biçiminde. Daha sonrasında bir kök tablosu oluşturacak olursak neyle başlayacağım arkadaşlar? Tabii ki artı ile başlayacağım. Artı, eksi, artı, eksi. Şimdi eksi 1 bölü 2'den eksi 1 bölü 2'de azalırken arttığı için minimum, burada da azalırken arttığı için minimum, burada artarken azaldığı için maksimumumuz vardır. Yani 0 noktasında maksimumumuz olacak. 1 bölü kök 2'de minimumumuz olacaktı. Buradan sonra yani bir tane daha minimumumuzun olması gerekiyordu. Adana seçeneği olamaz. Bakın burada bir maksimum, buralarda minimum olabilir. Burada bir maksimum, buralarda yine minimum olabilir. Burada bir maksimum, buralarda minimum olabilir. Ve burada maksimum olmadığı için Edirne'ye geldik. Şu an 3 şık arasındayız. Acaba hangisi diye kontrol etmemiz gerekiyor. Pekala. Şimdi 0 için zaten 2'den geçtiğini biliyorduk. Acaba 1 bölü kök 2 için nereden geçer? Buna bir bakalım. 1 bölü kök 2'yi yerine yazarsanız kök 2'nin 4. kuvveti sevgili gençler 2'nin karesinden 4'tür. Dolayısıyla 1 bölü 4'tür. Eksi 1 bölü kök 2'nin karesi 1 bölü 2'dir. Artı bir de 2'miz var. 1 bölü 4'ten 1 bölü 2'yi çıkarırsanız eksi 1 bölü 4 gelir. Buna da 2 ekleyecek olursanız sevgili gençler 7 bölü 4'e ulaşırsınız. Yani 1 bölü kök 2 içinde, eksi 1 bölü kök 2 içinde 7 bölü 4'ten geçeceğiz. Yani pozitif olacak. Bakın eğer burası 1 bölü kök 2 ise, eksi 1 bölü kök 2 ise bu negatif yerden geçmiştir. Gitti Bursa. Bak bu sıfırdan geçmiştir. Gitti Denizli. Bak bu pozitif yerden geçmiştir. Geldi Ceyhan. Demek ki cevabımız C seçeneği olacakmış sevgili güzel kardeşim. Geçtim bir diğer soruma.
Soruyu yaklaştıralım dilerseniz şöyle. Diyor ki bu fonksiyon her x reel sayısı için türevli. Pekala. Buna göre a'nın alabileceği tam sayı değerleri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi mutlak değeri alınan bir fonksiyon sevgili gençler. Türevli ise o grafikte hiç sivri nokta oluşmaması lazım. Hiç sivri nokta yoksa da demek ki bizim içerideki ikinci dereceden fonksiyonumuzun sevgili gençler deltası ya sıfırdan küçük olacak ya da deltası sıfıra eşit olacak. Sıfırdan küçük veya eşit deltası vardır. Eğer ki sıfırdan büyük bir deltası olmuş olsaydı iki tane kökümüz olurdu. Mesela şöyle. Ve sevgili arkadaşlarım ben bunun mutlak değerini aldığım zaman şöyle bir grafikle karşılaşırdım. Doğal olarak buralarda sivri nokta olduklarından türev olmazdı. Demek ki ben burada deltayı sıfırdan küçük veya eşit tutacağım. Peki içerideki fonksiyonun deltası yani b kare eksi 4ac'si nedir? Bunu bulalım. B'miz burası a eksi 1. Aldık karesini. A kare eksi 2a artı 1. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 4. Küçük veya eşittir 0 dedik. Yani a kare eksi 2a. Bakın şurası 1 eksi 16'dan eksi 15 gelir. Küçük veya eşittir 0. Köklerimiz a'ya a. Eksi 5'e artı 3 olduğu için de eksi 3 ile 5 diyeceğim. Ve bir kök tablosu çizeceğim. A artı eksi artı diyeceğiz. Ve sevgili gençler. Sıfırdan küçük veya eşit olduğu için de şu kısmı tarayacağım. Hocam bunların içleri dolu mu boş mu? Tabii ki dolu. Neden? Çünkü eşitlik var. Pekala burada a'nın alabileceği tam sayı değerleri bunlar. Yani eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5'tir. Tam sayı değerlerinin toplamı istenmiş. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 1, 2, 3 zaten birbirini götürecek. 0 zaten bir değeri yok. 4 ile 5'in toplamı bize cevabı verecektir. Cevabımız eklenme seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Devam ediyorum. Bir sonraki sorumla biraz uzaklaşmakta fayda var. Şöyle yapsak yeterli olacak. Sol tarafı biraz temizleyelim ve devam edelim. Bir futbol maçında kaleyi görüş açısı 60 derece olan herhangi bir noktadan 6 metre genişliğindeki kaleye serbest vuruş yapılacaktır. Buna göre AC uzunluğu en çok kaçtır diye sormuş. AC uzunluğu dediği yer sevgili gençler şu kısım ve bu kısmın bize en çok kaç olacağını sormuş. Pekala. Biz bu kısmı nasıl bulabiliriz? Ne yapmamız lazım? Şimdi bunu bir kontrol edelim. Öncelikle ben B noktasından şuraya bir dik indirsem sevgili gençler. Bu diki indirdikten sonra şuraya dik diyelim. Bakın eğer ki şurası 30 derece oldu ya artık. 30 derecenin karşısı eğer burası A ise 90'ın karşısı 2A'dır. Ve doğal olarak da 60'ın karşısı A kök 3'tür diyebiliriz. Pekala. Şuradaki uzunluğu A cinsinden bana bulabilir misiniz? Hocam burası dik miydi? Evet dikti. O zaman bulabiliriz. Nasıl bulacağız? 6'nın karesi 36'dan A kök 3'ün karesi yani 3A kareyi çıkarıp kare kökünü alırsam eğer işte şuradaki uzunluğu bulmuş oluruz sevgili gençler. Yani burası kare kök içerisinde 36 eksi 3A karenin kare köküymüş. Ve burası da A'ydı fark ettiyseniz ikisinin toplamı bize AC uzunluğunu vereceğine göre artık ben şunu şuradan kaldırayım ve diyeyim ki benim oradaki AC uzunluğumun fonksiyonu diyelim AC A'ya bağlı bir fonksiyon olduğu için A diyelim. Ne olacaktır? Karekök içerisinde 36 eksi 3A kare artı A. Şimdi ben bunun türevini almam lazım. AC fonksiyonunun türevinde A eşittir. İçerinin türevi nedir sevgili gençler? İçerinin türevi eksi 6a'dır bölü 2 çarpı fonksiyonun kendisi diyeceğim yani 36 eksi 3a kare diyeceğim artı bir de burada 1'imiz mevcut çünkü a'nın türevi 1. Peki devam, ben burada bir eşit kesire çevirirsem bu ifadeyi 2 kare kök içerisinde 36 eksi 3a kare eksi 6a bölü alt kısım payda, orayı yazmama gerek yok çünkü sıfıra eşit dediğim zaman alttan kök gelmeyecek. O halde benim üst tarafı yani pay kısmını sıfıra eşitlemem gerekiyor. Yani o halde şunu söyleyebilir miyim? 2 parantezinde yani 36 eksi 3a karenin kare köküğü eşittir 6a demeliyim. Her iki tarafı gelin 2'ye bölelim ve şurada 3a kalsın. Şimdi her iki tarafın tek de bir karesini alalım. Yani 36 eksi 3a kare sevgili gençler 9a kare olacak. 3a kareyi karşıya atarsam 36 eşittir 12a kare gelir. Yani a kare eşittir 3 olur. Yani a eşittir kök 3 olur diyeceğiz. Demek ki ben bunun türevini aldıktan sonra sıfıra eşitledim ya. Demek ki kök 3 noktası sevgili gençler bize bu AC uzunluğunun maksimum olabilmesi için gerekli A sayısı. O zaman bu A'yı yerine yazalım değil mi?
Pekala. Şurada yerine yazarsak arkadaşlar, karekök içerisinde 36 eksi kökücün karesi kaç? 3. 3 kere 3 9 yapar. 36'dan 9'u çıkardınız. Karekökünü aldınız, artı bir de kökücü eklediniz. Bak burası 27'dir. 27'nin karekökü de 3 köküçtür. Bir de bunun üzerine köküç ekleyeceksiniz. Cevap ne gelecek? 4 köküç gelecek diyebiliriz. O halde cevabımız Bursa seçeneğinde misler gibi mevcuttur sevgili gençler. Evet, bu tarz soruları hikayeye uygun biçimde çözmeniz lazım. Kendi kafanızdan değerler uydurup yazamazsınız sevgili gençler. Devam edelim. F fonksiyonunun x eşittir a ve b noktalarındaki teğetleri dik kesişmekte. Yani şunu söyleyebilir miyim o halde ben? F'in türevinde a ile f'in türevinde b'nin çarpımı, yani a noktasındaki teğetinin eğimi ile b noktasındaki teğetinin eğimlerinin çarpımı eksi 1 olacak. Doğru mu? Doğru. Peki. G eşittir f bileşke fx fonksiyonu verilmiş ve g türev a'nın bulunması için aşağıdakilerden hangisi bilinmesi yeterli diye sorulmuş. G türev a'dan bahsediyoruz. Şimdi ben g'nin türevini alırsam f türev fx ya da a diyelim direkt çarpı f türev a. Yani bizim bizden bu isteniyor. Arkadaşlarım g türev a'nın bulunması için aşağıdakilerden hangisi bilinmesi yeterlidir diyor ya. Şimdi siz FA'nın ne olduğunu bana söyleyebilir misiniz? FA neymiş? Bakın B'ymiş. Yani ben şurada FA gördüğüm yere B yazabilirim. Geriye ne kalır? F türev B ile F türev A'nın çarpımı mı kalır? Bunun bulunması için aslında hiçbir şey verilmesine gerek yok. Çünkü zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Eksi 1 olması gerektiğini biliyorsunuz. Burada sınanan bilgi ne? Birbirine dik olan iki doğrunun eğimlerinin çarpımı eksi 1'dir. Sadece bunu bilerek ve sadece şunu yazarak FA gördüğünüz yere de B yazarak soruyu çözebiliyorsunuz. Verilen bilgiler pek tabii yeterlidir. Bana hiçbir şey vermesine gerek yok arkadaşlar. Devam. Fx eşittir x eksi 1'in küpü çarpı x artı 1'in karesi fonksiyonu veriliyor. Fx fonksiyonu 3 tane bana fonksiyon verilmiş. Fonksiyonlarından hangileriyle çarpılırsa oluşan yeni fonksiyonun grafiğinin x ekseninin üstüne herhangi bir kısım oluşmaz diyor bakın. Pekala. Şimdi ben bu fx fonksiyonunu x artı 1 ile çarparsam eğer x eksi 1'in küpü çarpı x artı 1'in küpünü elde ederim. Ve sevgili gençler, bu küp, bu da küp olduğu için içerisi negatif olduğu anda, bakın içerisi negatif olduğu anda benim fonksiyonum x ekseninin altına düşer. İçerisi ikisinde pozitifse x ekseninin üstüne çıkar. X ekseninin üstünde çıkmasını istiyor. Demek ki bununla çarparsak x ekseninin üstüne çıkar diyoruz. Bu bir. İkincisi, 1 eksi x'de çarparsak ne değişir? Şimdi sevgili gençler, ben bu fonksiyonu 1 eksi x'de çarparsam x eksi 1 çarpı, şöyle diyelim, bu 1 eksi x'tir değil mi? Çarpı x eksi 1'in küpü çarpı x artı 1'in karesi. Bunu 1 eksi x'de çarptığımı düşünüyoruz. Burası ne olur? Eksi parantezinde x eksi 1'in 4. kuvveti çarpı x artı 1'in karesi. Bakın şurası minimum 0 olur. Eksiyle çarparsam ve daima pozitiftir. Eksiyle çarparsam ne olur? Sıfırdan küçük veya eşit mi olur? İşte o zaman x ekseninin üstünde bir kısmı oluşmaz bu grafiğin. İkinci öncül doğrudur. Peki hocam x parantezinde x kare eksi 1 ile çarparsak bir şey değişir mi? Bakalım. X çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1 değil midir bu? Şurası. Evet. Şimdi ben bunu gidip f ile çarparsam, yani x eksi 1'in küpü çarpı x artı 1'in karesiyle çarparsam neler gelecek bakalım. Buradaki x eksi 1 ile x eksi 1'in küpünü çarparsanız x eksi 1'in 4. kuvveti, x artı 1 ile x artı 1'in karesini çarparsanız x artı 1'in küpü çarpı x'imiz gelecektir. Ve arkadaşlar şurası pozitif, sıfırdan büyük veya eşit ve şunlara da bakarsanız negatif de olabiliyor, pozitif de olabiliyor. O halde x ekseninin üstünde kısmı oluşur da oluşmaz da ikisi de olur. Yani o zaman 3. öncülümüzü eledik. Cevabımız neymiş? Yalnız 2'ymiş, yani Bursa seçeneği olacakmış diyebiliriz. Altta sorumuz yok. Derhal geçtik sağ üst tarafa. Ve sevgili gençler şu kısmı sildim. Sorumuzu okuyalım. Aşağıda f fonksiyonunun ben sana grafiğini verdim diyor. Pekala. Sıfırla sonsuz açık aralığından reel sayılara tanımlı bir fonksiyonumuz var. Gx fonksiyonu, bu fx'in grafiği bu arada. Gx fonksiyonu da sıfırdan x'e kadar fx fonksiyonunun x ekseniyle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı olmak üzere tanımlanmış. Şimdi diyor ki 3 tane öncül vermiş, hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş sevgili gençler. Pekala.
Şimdi ben bu gx fonksiyonu için şunu yapabilirim aslında bakarsanız. Benim şuradaki fonksiyonumun ismi nedir? Yani fx'in 2'den önceki ismi nedir sevgili gençler? Eğimi 2 değil mi bunun? Hocam eğim 2. O halde ben buna 2x, 0 içinde 0'dan geçtiğine göre bu fonksiyonun ismi 2x'tir değil mi? Güzel. Peki 2'den sonra bunun ismi nedir? Hocam y eşittir 4'tür. Yani fx eşittir 4'tür. Burası da y eşittir 2x. Pekala. Şimdi biz gx fonksiyonunu oluşturalım. Gx fonksiyonu biliyorsunuz 0'dan x'e kadar fx fonksiyonunun x ekseniyle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı olduğunu biliyoruz ya. Şimdi x'ler 2'den küçük veya eşitken diyelim. X'ler 2'den küçük veya eşitken. Buradaki alanımız ne olacak sevgili gençler? Buradaki alan mesela herhangi bir A noktasındaki alanı hesaplamak istiyorsak A için 2 A'dan geçtiğini biliyoruz bunu. O zaman ne deriz? A çarpı 2 A bölü 2 olur. Yani A kare olur. Yani sevgili gençler 0'dan X'e kadar arıyorsa X karedir diyeceğiz. Mesela şuradaki üçgenin alanı nedir? 2'ye kadar olan üçgenin. 2 çarpı 4 bölü 2'den 4'tür. 2'yi yerine yaz 2'nin karesinden 4 gelir. Demek ki doğru bir şey bulduk. Şimdi devam. Şurayı sileyim. Peki 2'den sonra ne olur? 2'den sonra da mesela şurası. Ben şuranın alanının 4 olduğunu biliyorum ya. Burası 4'tü. Peki şurası da A olsun. A eksi 2 ya da X diyelim. X olsun. X eksi 2 çarpı 4. O zaman ben 4'ün üzerine ne ekleyeceğim? X eksi 2 çarpı 4'ü ekleyeceğim. Çünkü buradaki dikdörtgenin alanı da budur. Şimdi benim 2'den sonraki fonksiyonum burası. 2'den önceki fonksiyonum bu. G fonksiyonu. Bana demiş ki 2 de süreklidir. 2'yi yerine yazdım. Limitinin olması lazım değil mi? Süreklisi limit vardır. 2'yi burada yerine yazdınız 4. 2'yi burada yerine yazdınız sevgili gençler. 4 artı 2'yi yerine yazınca 0 gelir 4. Yani sağ limit sol limite eşit. Görüntüler de eşit. O zaman 2 de süreklidir. Bu 1. 2. G fonksiyonu yine aynı fonksiyon. X eşittir 2 de türevlidir demiş. Şimdi türevli olup olmadığını anlamak için de sürekliydi ya. Bir de sol türev sağ türevine bakacağız. Al bakayım şunun türevini. Hocam 2x. Bir de şunun türevini alsana zahmet. Hocam 4. E peki. Yaz bakayım ikileri yerine. Hocam burada yazdım 4. Burada da yazdım zaten 4'tü. E 4 4. Demek ki türevliymiş. Güzel. G türevi 3 0'dır. Yani diyor ki 3 nerede? Şurada. Şuradaki fonksiyonun türevi nedir? E 4'tür. Peki 4 3'e eşit midir? Yani 0'a eşit midir? Hayır değildir. Demek ki G türevi 3'ün de 0 olma gibi bir ihtimali söz konusu değildir. O halde sevgili gençler cevabımız 1 ve 2'dir. Yani Ceyhan'dır. Üçüncü öncülün neresi çeldirici? Şurası. Varsayalım ki şuraya 3 dedin sen. F fonksiyonuna göre bakarsın türevi 0'dır. Niye? Çünkü x eksenine paralel kardeşim burada. Ama biz f fonksiyonuna bakmıyoruz. G'nin türevine bakıyoruz. Dolayısıyla üçüncü öncülü yanlış diyebilirsin. Geçtim bir diğer soruma. İlk koordinat sisteminde A, B ve P eksenler üzerindedir. Yani bakın şurası, burası y ekseni üzerinde, burası da x ekseni üzerinde. X ekseni üzerindeki iskelenin P noktasında bulunan bir gözlemci. Bakın biz buradayız varsayalım. Şöyle bir gözlemciyiz biz, Cinali. A ve B noktalarına bağlı olan tekneyi gözlemlemekte. Pekala. A noktasının ordinatı 20'ymiş. B noktasının ordinatı da 40'mış. Pekala. A, P, B gözlem açısı. Gözlem açısı dediği yerde şu sevgili gençler aslına bakarsanız. Şöyle yapalım. Gözlem açısı neresidir? Şuradaki alfadır değil mi? Ben şöyle göstereyim size açıyı. Burasına alfa diyelim. Bu açının maksimum olması için P'nin apsisi ne olmalıdır diye sorulmuş. Pekala. Şimdi şöyle diyelim. Bakın ben şu OP uzunluğuna yani şuraya A diyelim. Ve bizden de A isteniyor aslına bakarsanız. Şimdi gençler ben şurayı sileceğim. Şöyle yapalım. Sorumuzu oraya çözelim. Tabi bunların hiçbirini silemiyoruz. Şöyle yaparsak silinir. Daha sonrasında şunu yaparsak aynen öyle. Şurayı da silebiliriz. Şimdi gelin gençler şöyle düşünelim. Şu kısma beta diyelim. Tamamına. Ve ben şöyle düşüneyim. Beta. Şuraya da sevgili gençler teta diyelim. Ben şunu söyleyebilir miyim? Alfa eşittir beta eksi teta. Olur mu? Olur. Tanjant alfa hakkında bazı yorumlar yapalım. Tanjant alfa hakkında yorum yaparken de tanjant aslında bakarsanız beta eksi teta hakkında da yorum yaparsak kabulümüzdür. Peki bu tanjant beta eksi teta nedir? Tanjant beta eksi tanjant teta.
bölü 1 artı tanjant beta çarpı tanjant beta'nın ta kendisidir. Peki tanjant beta'yı bana söyleyebilir misiniz? Bakın beta'nın tanjantı karşısı 40, komşusu a. Yani sevgili gençler 40 bölü a, tanjant teta da 20 bölü a'dır. Bölü 1 artı 40 kere 20, 800 bölü a kare. Ben burayı biraz düzenleyeyim. 40 bölü a'dan 20 bölü a'yı çıkarırsanız 20 bölü a kalır. Burayı da bileşik kesire çevirirseniz a kare artı 800 bölü a kare yapacaktır. Daha sonrasındaki buradaki a ile buradaki a'nın bir tanesi gider. Bunu da ters çevirip çarparsanız eğer burası 20a bölü a kare artı 800 gelecektir. Pekala, bu benim tanjantım. Tanjant alfam aslında. Güzel. Şimdi tanjant alfa buysa ve ben gözlem açısının, yani buradaki alfanın maksimum olmasını istiyorsam, aslında bakarsanız tanjantı da çok olmasını istiyorum. Büyük olmasını istiyorum. Yani alfanın çok olması demek bunun da çok olması demek. Yani ben bunun maksimum değerini bulursam onu maksimum yapan a değerini de bulmuş olurum. Gelin o zaman bunun maksimum değerini bulalım da, değil mi? Bunun türevini alalım yani. Bölümün türevinden 20a'nın türevi 20 çarpı a kare artı 800 eksi, birinci bu sefer kalsın, ikincinin türevi 20a ile neyi çarpacağız? 2a'yı çarpacağız. Bölü alt kısmın karesi bla 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 diyebiliriz. Çünkü ben türevi sıfıra eşit diyeceğim için sadece üst tarafı sıfıra eşitlememiz yeterlidir. Üst tarafı biraz oynayalım, düzeltelim. 20a kare artı 2 kere 8 16, 16 bin gelir. Eksi, bakın burası da 2 kere 20 40 a kare gelecek. Bunu sıfıra eşitlemek demek. 20 a kareden 40 a kareyi çıkarırsanız 16 bin eksi 20 a kare eşittir 0 yapar. Buradan 16 bin eşittir 20 a kare derseniz 16 bin ile 20'yi sadeleştirdiğiniz zaman burası 800 yapacaktır. 800 eşittir a kare ise a'nın ne olması lazım? 400 kere 2'dir. 20 kök 2 olması lazım. A dediğimiz yer burası değil miydi? Bana da zaten o P noktasının apsisi sorulmuştu. Yani sevgili gençler, burası 20 kök 2 birim uzunluğundaysa burasının apsisi de 20 kök 2'dir. Kimse yalan söylemesin. Cevap Denizli'dir sevgili arkadaşlar. Valla güzel soruydu. Tanjanttan ulaşmak daha da bir efsane kılıyordu soruyu. Haberiniz olsun. Şimdi A bir reel sayı olmak üzere bir diğer sayfadayız. Ali fx eşittir x küp artı a fonksiyonunu yazmış. Ve arkadaşı Ömer'den a yerine bir sayı yazmasını istemiş. Ömer istediği bir sayıyı yazdıktan sonra fonksiyonun grafiğini çizmişler. Eğer fonksiyon x eksenini sadece bir noktada kesiyorsa Ali, birden fazla noktada kesiyorsa Ömer kazanacak arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle bu x küp artı a dediğimiz fonksiyonun ben türevini alırsam 3x kare gelir ve bu fonksiyon sevgili gençler daima ama daima artan bir fonksiyondur diyebilirim. Neden? Çünkü türevi buysa bu zaten sıfırdan büyük veya eşittir. Daima artandır yani. Daima artan fonksiyonları da biliyorsunuz birebir ve örten oluyorlardı hani. Şimdi siz durup bu x küp artı a fonksiyonunu birebir ve örten ve daima artan bir fonksiyonsa şöyle bir fonksiyon olacağını veya şöyle bir fonksiyon olacağını veya böyle bir fonksiyon olacağını veya şöyle bir fonksiyon olacağını biliyorsunuz. Yani her halükarda x eksenini mutlaka bir kere kesmesi gerektiğini biliyorsunuz. Şimdi x eksenini sadece bir noktada kesiyorsa Ali kazanmıyor muydu? O zaman bu oyunu hep Ali kazanır arkadaşlar. Bu oyunu hep Ali kazanıyorsa nerede? Ömer yarışmayı her şekilde Ali kazanır. Cevap Denizli seçeneği olur sevgili gençler. Evet, devam ediyoruz bir diğer sorumuzda. A bir gerçek sayı olmak üzere fx eşittir x küp eksi 3x kare eksi 9x eksi 1 eğrisi ile y eşittir a doğrusunun 3 farklı noktada kesişmesi için a hangi aralıkta olmalıdır diye soruluyor bize. Pekala, şimdi bu x küp eksi 3x kare eksi 9x eksi 1 a'ya eşit deyip hepsini bir tarafa toplayıp 3 tane kökünün olması için ne gerekiyor? Bunu düşünebiliriz tabii ki ama ondan önce biz ekstremum biliyoruz be, türev biliyoruz bir kere. Al bakayım türevini. F'in türevinde x eşittir 3x kare eksi 6x eksi 9 gelmez mi? Hatta bunu da 3 parantezine al, x kare eksi 2x eksi 3 gelir bak. Bunu da x'e x eksi 3'e artı 1 diye ayırabilirsin. Yani türevinin kökleri senin eksi 1 ile 3 müymüş? Evet.
Bir kök tablosu alalım senden. Kök tablosunda da artıyla başlayacağız. Çünkü 3 pozitiftir biliyorsun. Artı eksi artı dedik. Sonrasında ne yapacaksın biliyor musun? Bak burada artanmış, burada azalanmış, burada artanmış. Yani burada bir maksimum, burada bir minimum söz konusu. Demek ki benim fonksiyonum, şöyle yapayım. Eksi 1 noktasında, eksi 1 absisli noktada bir maksimuma sahip. Ve 3 absisli noktada bir minimuma sahip. Peki 0 için nereden geçiyor fonksiyon? Tamamen şu an fantazi yapıyorum. Eksi 1'de şurası sevgili gençler. Buradan geçecek y ekseninden. Ve 3 noktasında da bir neyimiz var? Minimumumuz var. Peki şimdi ben şunu merak ediyorum. Acaba eksi 1 için nereden geçiyor bu fonksiyon? Nerede yerine yazacağız? Tabii ki fonksiyonda. Eksi 1 için nereden geçer? Eksi 1, eksi 3 artı 9, eksi 1'den geçer. Yani eşittir 4'ten geçer diyebiliriz. Bakın eksi 1 için, hop şöyle yukarı çıktım, 4'ten geçiyormuş. Burası 4. Bir de 3 için nereden geçiyor bunu bulalım. 27 eksi, 27 eksi, 27 eksi 1. Şununla şu gitti. Eksi 27 eksi 1 daha kaç yapar? Eksi 28. O da şurada bir yerde diyelim. Eksi 27, eksi 28 de burada. Ve şurası. Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyiz biz? Burada bir maksimumumuz varsa fonksiyon burada artmış. Sonra dönmüş. Şuradan eksi 1 noktasından geçmiş. Daha sonra azalarak şuradan itibaren şu şekilde yukarı doğru çıkmış. Peki şimdi şu da benim. Bak şimdi. Şu da benim. Hatta o da olmasın, şu olsun. Sevgili gençler. Y eşittir 4 doğrum olsun. Tamam. Şimdi ben bu doğruyu bak. Şöyle yaparsam şu an fx eğrisini bir noktada kesiyorum. Şöyle yaparsam hala bir noktada kesiyorum. Şöyle yaparsam hala bir. Şöyle yaparsam şu an iki noktada kesiyorum diyebilirim. Bir noktada teğet, bir noktada kesiyor. Şunu yaptığım andan itibaren bak. 1, 2, 3 noktada kesiyor. Sayıyorsun değil mi noktaları? 3 noktada kesiyor. Şu an 3 noktada. Şu an 3 noktada. 3 nokta, 3 nokta, 3 nokta, 3 nokta, 3 nokta, 3 nokta. 3 nokta şuraya geldiğim an 2 noktada kesiyor. Kardeşim o zaman bu y eşittir 4 doğrusu, yani y eşittir a doğrusuysa, ben bu doğruyu aşağı yukarı hareket ettirdiğim zaman 3 noktada kesmesi gerekiyorsa maksimum 4, minimum eksi 28 olacak ama bunlar da dahil olmayacak doğal olarak. Maksimum 4, minimum eksi 28 nerede? Ceyhan seçeneğinde kardeşim. Güzel o zaman. Vallahi manyak anlattım. Güzel anlattım. Devam ediyorum ben. Devam. Şimdi gençler. Şunu şöyle silelim. Ve sorumuzu okuyalım. A ve B birer pozitif tam sayı. Tam sayı. Fx eşittir x üzeri 5 artı ax artı b fonksiyonu için demiş. 3 tane gerçek kök var. 1 tane negatif kök var. Fonksiyonun tersi vardır denilmiş. Hangileri doğrudur diye de sorulmuş. Şimdi devam. Türevini bir alalım hadi. F'in türevinde x eşittir 5 çarpı x üzeri 4 artı a. A'nın ben pozitif olduğunu biliyor mu? Bak ne demiş burada? Biliyorum. Burası zaten minimum 0. Sıfıra da pozitif eklersem burası daima 0'dan büyük olur mu? Olur. Yani bizim fonksiyonumuzun türevi 0'dan büyükmüş. Bu fonksiyon daima artan mıdır? Evet. Bu fonksiyon daima artansa, şimdi daima artan bir fonksiyon düşünelim. Daima artan fonksiyonsa şöyle bir fonksiyon olabilir miymiş mesela? Şöyle bir fonksiyon olabilir. Doğal olarak da sevgili gençler, daima artan olduğu için birebir ve örtendir. Birebir ve örten fonksiyonun da fonksiyonun tersi daima vardır diyebiliriz. Güzel. Üçüncü öncül cuk diye oturdu. Negatif kökünün olup olmadığını nereden bileceğiz biz? Yani ben sevgili gençler şu az önce çizdiğim eğriyi, yani şöyle bir şey çizeyim. Şu eğrinin buradan mı geçeceğini, şuradan mı geçeceğini, tam olarak şuradan mı geçeceğini nereden bileceğim yani bunun nereden geçtiğini? Bunu da nasıl bilirsin biliyor musun? Bak. X gördüğün yere koy bakayım sıfırı. 0 artı 0 artı b. Eşittir b mi yapar? B neydi? Pozitif. Bu b dediğimiz yer, yani x gördüğümüz yere sıfırı çakınca biz y eksenini kestiği noktayı mı buluyorduk? Demek ki b neredeymiş arkadaşlar? Pozitif tarafta. Şimdi güzel kardeşim bak. Sen az önce benim şöyle bir fonksiyonum var demedik mi biz? Böyle. Sen şimdi bunu aldın. İlla ki b noktasından geçireceksen mecburiyetten bir kökün de negatif olmak zorundadır. Bir kökümüz negatiftir demiş. Vallahi bu da doğru. Güzel.
3 tane gerçek kökümüz nasıl olabilir? Bir tane var. Daima artansa bir tane olur değil mi? Birinci öncül gitti. Cevap neymiş? 2 ve 3. Edirne'ydi. Vallahi billahi mükemmel soruydu ve vallahi billahi çok güzel çözdüm ya. Devam sevgili gençler. İnşallah anlıyordur da boşa gitmiyordur bunlar. Yoksa böyle oluktan su boşa akıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Evet, çeşme acıkmış da kimse doldurmuyormuş gibi. X sıfırdan farklı olmak üzere. Burada x tane x'in toplamına x kare diyoruz, yani x çarpı x'ten. Yukarıda verilen eşitlikte her iki tarafın türevini alırsak biz 1 artı 1 artı 1 artı 1 artı 1. Burada ne oldu? X tane 1 olduğu için x. X karenin türevi de 2x. X eşittir 2x sonucuna ulaşılıyor. Garip değil mi? Yukarıda yapılan hata öncüllerinden hangilerinde türev alındığına tekrar ortaya çıkar denmiş bize. Şimdi sevgili gençler şöyle diyeceğiz. Bir kere burada x tane x'imiz var. Bunların toplamının da x kare olduğunu, yani x tane x olduğu için x kare olduğunu söyleyebiliriz. Ama şuradakini biz sevgili gençler, yani bunları sayı olarak kullanmışız aslında burada. Yani 5 artı 5 artı 5. 3 tane 5 varsa 3 kere 5'ten sen buna 15 diyebilirsin. 15 eşittir 15 çıkar ama burası x tane x. Sayı olarak düşünürsen x kare olur. Ama aslına bakarsan x tane x'in toplamına da x kare diyemezsin. Çünkü buradaki x taneden kastı bir sayı aslına bakarsan. Değişken değil yani. Bundan kaynaklı böyle bir hata karşına çıkacaktır. Pekala. Hangisinde de ortaya çıkar diye soruluyor. Şimdi bakın burada 100 tane x'in, ya 100 x'in türevi 100'dür. Bunların da 1, 1, 1, 1, 1. Burası sayı olduğu için zaten karşına böyle bir sorun çıkmaz. Doğal olarak da burası 100'dür, burası da 100'dür. Demek ki doğru. Tamam. Şimdi şuraya bakalım. Toplam burada x tane 2 varsa 2x'tir. Sen şimdi bu tarafın türevini alırsan 0 çıkar. Çünkü 2'nin türevi 0, bunun türevi 0, bunun türevi 0, bunun türevi 0. Buranın türevi 2. 0 eşittir 2. Demek ki böyle bir hata ortaya çıkar. Şunda çıkmıyordu. Hangisi çıkar diye soruluyor. Bunda çıkmaz, bunda çıkar böyle bir hata. Burada da 10 tane x'in çarpımı x üzeri 10'dur. Burada da böyle vermiş zaten. Şunun türevini alırsanız 10 çarpı x üzeri 9 gelir. Bunun türevini nasıl alacağız şimdi? X tane. Şöyle diyeceğiz ona da. Birincinin türevi çarpı diğerleri. Yani x üzeri 9. Çünkü x'in türevi 1. Artı ikincinin türevi çarpı diğerleri. Yani x üzeri 9. Aynı şekilde üçüncünün türevi çarpı diğerleri. Dördüncünün türevi çarpı diğerleri. Artı nokta nokta nokta. Onuncunun türevi çarpı diğerleri. Yani burada toplamda 10 tane x üzeri 9 yok mu? Evet. Peki buranın türevi ne yapardı? 10 çarpı x üzeri 9. Eşit. Demek ki böyle bir sorun ortaya çıkmıyor. Cevabımız neymiş o zaman? Yalnız 2'ymiş sevgili gençler. Ve sanırım son sayfamıza geçtik değil mi? Aynen öyle. Bu sayfadan sonra, yani bir diğer videomuzda Riemann integralini ve belirsiz integrali ve belirli integrali ve integralli alanın hepsinin konu özetini yapacağız ve integral sorularımızı çözeceğiz. Yine buradaki sorular gibi birbirinden şahane sorular sevgili gençler. Haberiniz olsun. Devam. Fx fonksiyonunun grafiğini bize vermiş bu. A bir reel sayı olmak üzere. F türev A'nın sağ tarafıyla F türev A'nın sol tarafının çarpımı sıfırdan küçük koşulunu sağlayan kaç farklı A değeri vardır diye sorulmuş. Şimdi bak bu soruyu standart bir şekilde çözeyim. Genelde nasıl çözülürse öyle çözeyim. Genelde şöyle çözülür. İşte diyor ki sağ tarafındaki türevi, yani eğimi, teğetinin eğimi ve sol tarafındaki teğetinin eğiminin çarpımı sıfırdan küçükse biri pozitif biri negatif olacak. Aha şöyle attım bak burada negatif. Burada da şöyle attım pozitif. Demek ki burası olur. Bak burada attım şöyle teğeti pozitif. Burada attım teğeti negatif. Bir de şuraya bakacak olursak şuradaki teğetinin eğiminin negatif, buradaki teğetinin eğiminin pozitif olması gerektiğini biliyorum. Bir de burası var. Buradaki sıfır olduğu için bunu kabul edemem. 1, 2, 3 tanesini sağlar. Bu cevap 3. Fakat cevap 3 değil. Yani sıkıntı orada. Neden cevabımız 3 değil? Açıklayayım. Şimdi bunu silmeyeceğim. Şimdi biz sevgili gençler şuraya baktığımız zaman zaten çok net görülüyor da uzaktan da. Biz buraya baktığımız zaman biz buraya teğet attık değil mi? Ve sevgili gençler mesela burası sıfır noktasıydı. Sıfır apsis noktaydı. Sıfırın sağına ve sıfırın sol tarafındaki görüntülere teğet attık. Ve benim sorum şu. Burası sıfırın sol tarafı olabilecek kadar sıfıra yakın mı?
ya da burası sıfırın sağ olabilecek kadar sıfıra yakın mı? Bence hiç değil. Görebiliyorsak değildir. O sıfırın sağı dediğimizde sıfırın arasındaki mesafe göremeyeceğimiz mikroskobik bir mesafedir aslına bakarsanız. Ve siz buradan teğet atarsanız doğal olarak buranın teğetinin eğimi negatif, bununki de pozitif olduğunu görürsünüz. Ve çarpımları da negatif diyebilirsiniz. Fakat öyle değil o işler. Bunu sileceğiz. Ve diyeceğiz ki, evet bir tanesi doğruydu. Burada azalan, burada artan olduğu için türev negatif, türev pozitif çarparsak negatif gelir. Dolayısıyla şuradaki absis nokta eyvallah sağlar. Buradaki zaten sağlamıyordu. Buradaki sağ türev sıfırdı çünkü. Sıfırla bir şeyi çarparsanız sıfırdan küçük yapmaz. Hocam peki bunları neden eleyeceğiz? Şundan kaynaklı. Kardeşim burada türev var ve sıfır mı? Var ve sıfır. Türev var diyorsan sol türev sağ türeve eşit ve sıfır olması gerekmiyor mu? Yani bunun sağ türevi de sıfır, sol türevi de sıfır. Sıfır kere sıfır da sıfırdan küçük yapmaz. Aynı şey burası için de geçerli. Türev var ve sıfıra eşit değil mi? Evet, sıfıra eşit. O halde bunun sağ türevi de sol türevi eşit değil midir türev varsa? Evet, eşittir. Sağ türev, sol türevin ikisi de sıfıra eşit olması gerekmiyor mu türevin olabilmesi için? Yani buradaki türevin sıfır olması için. Evet, o zaman sağ türevle sol türev sıfırdır ve sıfır kere sıfır da sıfırdır. Sıfırdan küçük yapmaz. O halde burası gitti, burası gitti. Genelde işaretlenen cevap 3'tür. Ama biz cevaba ne diyeceğiz? Bursa seçeneği diyeceğiz. Sevgili arkadaşlarım, bu soruya dikkat etmenizi öneririm. Devam. Gx'i vermiş, f türev x'i vermiş. Hayda, f'in türevinde x'i ln x vermiş. Hocam acaba eski sorulardan falan mı aldınız? Yok kardeşim, eski sorulardan almadım ben bunu. Gayet de yeni bir soru. Gayet de müfredat içerisinde bir soru. Geçtir Gx fonksiyonunun türevi hangisidir? Şimdi öncelikle Gx fonksiyonunun türevini alacaksam f'in türevinde 2x çarpı 2 demem lazım değil mi? Yani g türev x. Budur. Pekala. Şimdi f türev x de ln x miydi? F'in türevinde 2x nedir o zaman? Hocam ln 2x'tir. Soru bitti o zaman. Çarpı 2. Bu da nedir? 2 çarpı ln 2x'tir. Bu da zaten bitti. Cevap Ceyhan. Doğru mu? Yani ben şöyle yapacağız diye çok ümitlenmiştim. Karesinden ln 4x kare yapacağız diye ümitlenmiştim. Bu da olabilirdi şıklarda. Ama cevap Ceyhan'dı sevgili gençler. İşte bazen böyle üst tarafa böyle sizi şaşırtacak kazık bir soru, alt tarafa da böyle basit bir soru koyabiliyoruz. Ama burada size uyarım şu. Eğer sınav esnasında da yine böyle İntegral işaretinin içerisinde, türev alma işleminin içerisinde sinüslü, kosinüslü, logaritmalı, elenli falan bir ifade görürseniz, üstel fonksiyon falan görürseniz şaşırmayın, korkmayın da. Şu soru aklınıza gelin, ulan bunlar müfredattan kaldırmamışlar mıydı bunları diye aklınıza gelmesin. Emin ol orada sana elenin, logaritmanın, sinüsün, kosinüsün, türevin, integralini aldırmaya çalışmıyordur zaten. Tamam? Ve emin ol bu sorular daha basittir. Devam, devam, devam. Şimdi şu sorudayız. Yorulduk da. Aşağıda f ve g fonksiyonlarının türevinin grafikleri gösterilmiş. Bakın bu f'in türevi, bu da g'nin türevinin grafiği. F0 ile g0 da birbirine eşitmiş ayrıca. Pekala. Demiş ki f1 g1'den büyüktür. Şimdi ben size şöyle bir grafik çizmek istiyorum sevgili gençler. Ben f'in türevinin grafiğini biliyorsam f'in grafiğini çizebilirim. F'in grafiğini çizebilirim. Nasıl çizerim? Şimdi fonksiyonun f'in türevi olduğu için eksiden artıya geçtiği için burada bir minimum noktası vardır. Demek ki fonksiyon buraya kadar azalmıştır. Azaldıktan sonra artmaya başlamış. Artarken de sevgili gençler bak artı artı diye devam ediyor. Demek ki artarken şurada şöyle bir dalgalanma yaşamış. Tam burada türev sıfır olup tekrardan artmaya devam etmiştir diyebiliriz. Bu f'in kendisinin grafiği. Belki biraz aşağıda, belki biraz yukarıda olabilir ama f'in kendisinin grafiğinin şekli budur. Peki hocam bir de g'yi çiz o zaman. G'yi de çizerim ben. Bak burada artıdan eksiye geçmemişim. Yani artarken azalmaya, buradayken de azalırken artmaya başlamış. Yani artarken azalmaya, azalırken de artmaya başlamıştır diyebiliriz. Pekala, şimdi ben şu fonksiyonun, f fonksiyonumun grafiğini alacağım. Tamam mı? O fonksiyonun grafiğini nasıl alabilirim? Ha, burayı parçalı mı çizmişiz? O zaman şöyle yapalım. Biz onu baştan çizelim. Parçalı çizmişim çünkü. Ne demiştik? Azalırken artmaya, daha sonrasında şurada bir türev sıfır olup tekrardan artmaya devam etmiştir dedik. Sonra da ben bunu buradan aldım ve götürdüm şuraya. Ve neredeydi bu? Tam olarak eksi 2 noktasında minimum yapmıştı değil mi? Eksi 2 noktasına da şurası diyebiliriz aslına bakarsanız. Şöyle gösterelim.
Pekala. Hatta ve hatta şunu da şöyle büyütelim de. Burası da eksi 2 noktası diyelim. Şunu da şöyle genişletelim. Farklı şekillerde çözmeye çalışıyorum. Haberiniz olsun. Şuraya da eksi 2 noktası diyelim sevgili gençler. Pekala. Şimdi şu benim g'min grafiği. Bu da bizim f'imizin grafiği. Maviyle gösterdiğimiz f siyahla gösterilen de sevgili gençler nedir? G fonksiyonudur diyebiliriz. Pekala. F1 G1'den büyüktür demiş. Şimdi hangileri doğrudur diye soruluyor bize. F1'in G1'den büyük olup olmadığını nereden anlayabiliriz? Çünkü sonuç olarak şunu biraz yukarı çıkaralım. Ve ben şu grafiği alayım yine. Sonuç olarak bu grafik burada da olabilir şu şekilde. Çünkü minimum yaptığı yer burada da olabilir. Şöyle de olabilir. Şöyle de olabilir. O zaman ben bu F1 ile G1'i kıyaslayabilir miyim? Bir onu düşünelim. Şimdi sevgili gençler, bunların ikisi de birisi G'nin, birisi F'in grafiği. Peki ben bu grafiğin şurada olup olmadığını, burada olup olmadığını bilmiyorum. Ve türevinin grafiklerini biliyorum sadece. Yani ben F1 ile G1'in sadece ama sadece G0'da eşit olduğunu biliyorum. İşte şimdi grafikler birbirine tam oturur. Nasıl biliyor musunuz? Fonksiyon grafiğimiz aslında şuymuş. Neden? Çünkü F0 ile G0 birbirine eşit demiş ya. Görüntüler burada kesişiyormuş yani. F ile G burada kesişiyormuş. Tamam, o zaman biz buluruz ya bunu. Nasıl bulacağız? Şu şekilde. Şu kırmızıyla olan grafiği görmeyelim. Demiş ki F1 G1'den büyük. Bak, bir şurası değil mi? Bir burası hocam, evet. Şimdi ben bunu bu şekilde yukarı çıkarırsam eğer. Bak, F1 burada, G1 burada. F1 G1'den büyük mü? Büyük. Güzel. Şimdi burayı sildim. Şunu da sildim. Bana diyor ki F2 G2'den küçüktür. 2 burada değil mi? Şurada bir yerde değil mi? Peki acaba bunu şöyle yaparsak G2 F2'den küçük değil midir? Küçüktür. Burada mı demiş? Büyüktür demiş. Gitti. Devam. F'in ikinci türevinde 0, G'nin ikinci türevinde 0'dan küçüktür demiş. Artık şunları silebiliriz. Şimdi niye diyeceksiniz? Çünkü F'in türevinden F'in ikinci türevine, G'nin türevinden G'nin ikinci türevine geçeceğim. F ile alakam kalmadı. Şimdi F'in ikinci türevinde 0 sıfırdır. Çünkü buradan atılan teğettir. G'nin ikinci türevinde sıfırda negatiftir. Negatif sıfır. Sıfır negatiften büyük müdür? Büyüktür. O zaman cevap nedir? 1 ve 3'tür. Cevap Denizli'dir. Güzel bir şekilde çözdük sevgili gençler. Farklı metotlar göstermeye çalışıyorum farkındaysan ilk sorudan bu yana. Umarım senin için geliştirici bir metot olmuştur. Ve devam. Bu da son sorumuz artık. Son sorumuzu da çözelim. Ve alayalım. Matematik dersinde Sevgi Hoca sınıfa dönerek bir fx fonksiyonunun daima artan ve her reel sayı için tanımlı olduğunu söylemiş. Ve sınıftaki öğrencilerin bazılarından aşağıdaki yorumları almıştır. Daima artan bir fonksiyonumuz var. Her noktada tanımlı olan bir fonksiyonumuz var. Daima artan. Bu cümle bizim için önemli. Daima artan. Pekala, yani türevinin biz sıfırdan büyük veya eşit olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Bu yoruma göre. Hani biz de o sınıfta bir öğrenci olsak kafamızdan ilk bunu geçiririz sanırım değil mi? Pekala. Efe demiş ki fx fonksiyonu kesinlikle süreklidir. Şimdi daima artan ve her reel sayı için tanımlı. Şimdi şöyle daima artan bir fonksiyon olabilir bak şuraya kadar. Şöyle daima artan bir fonksiyon da var sonuçta değil mi? Evet hocam. Bu fonksiyon sürekli mi? Hayır. O zaman Efe abimiz yanılmış. Gitti. Melike bacımız diyor ki fx eksi bir fonksiyonu da daima artandır. Fx eksi bir fonksiyonu neydi? X'ten 1 çıkardığı için ben bu fonksiyonu sadece alıp sağa mı kaydıracağım? Evet. Daima artan bir fonksiyonu, yani şu fonksiyonu ben alıp şöyle sağa kaydırırsam, şimdi ikisi arasındaki görüntüye bakın arkadaşlar. Az önce böyleydi. Sağa kaydırdım bir birim. Gene artan oldu. Bir şey değişmedi. Yine daima artan da demiş. Melike bacımız doğru söylüyor. Ama Deniz'e bakalım şimdi. Deniz ne demiş? F fonksiyonun türevi her noktada pozitiftir. Kardeşim sıfırda olabiliyordu. Deniz de yanılmış o zaman. Cevap nedir? Yalnız Melike. Yani cevap Bursa'ymış sevgili gençler. Yine çeldiricisi kuvvetli olan bir soruydu. Özellikle Efe'nin söylediğine çok düşen olur. Haberiniz olsun. Aklınıza bulunsun. TML demedi demezsiniz. Tamam. Şimdi arkadaşlar artık bir sonraki videomuzda Riemann integrali, belirli belirsiz integral, Riemann toplamı, belirli integralle alan hesabını göreceğiz. Ve daha sonrasında da yine birbirinden güzel, toplamda yanlış hatırlamıyorsam 20 tane soru çözeceğiz. Birbirinden güzel diyorum ki gerçekten birbirinden güzel. Bu videoları kaçırmamanı rica ediyorum.
yine tabiri caizse az önce söyledim ya, musluk akıyor ama inşallah dolduran vardır diyeyim ben sana. İnşallah dolduruyorsun. Şu an izleyenler dolduruyor ama izlemeyenler çok şey kaybediyor. Haberleri olsun diyeceğim ama siz ancak haber verirseniz haberleri olur. Arkadaşlarınıza önermeyi, videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı, cart yapmayı, cürt yapmayı unutmayın sevgili gençler. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.